AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe ve Beşiktaş için şikeci ifadesini kullanmıştı. Aziz Yıldırım çok sert bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şikeyle suçlaması üzerine sert bir açıklama yayınladı. Yargı sürecini tüm detaylarıyla anlatan Yıldırım son olarak Ahmet Metin Genç'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasını işaret etti. İşte Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları imzasıyla yapılan açıklamanın tamamı. Trabzonlu siyasetçiler temsil ettikleri partinin ismi ne olursa olsun kendilerini destekleyen kitleleri yanıltıyor, toplumsal kutuplaşmaya sebep olup çatışma ortamı yaratıyor. Söz konusu siyasetçilerin, 2010 ila 2011 şampiyonluk kupası kimde biliyoruz, şeklindeki hedefi açık söylemleri de, bir gün hukuk tecelli ettiğinde kupa müzemize gelecek, söylemleri de açıkça geniş kitlelere söylenen büyük bir yalandır. 2010 ila 2011 şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesine yönelik TFF yönetim kuruluna yapılan başvuru önce TFF yönetim kurulu, ardından da TFF tahkim kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu karara karşı AİHM'ye yapılan başvuru da reddedilmiştir. Aynı konuda UEFA'ya yapılan başvuru UEFA, ardından CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. FIFA'ya yapılan başvuru FIFA, ardından CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu şekilde 2010 ila 2011 şampiyonunun Fenerbahçe Spor Kulübü olduğu futbolu düzenleyen ulusal ve uluslararası kuruluşların kararları ve bu kararlara karşı yapılan hukuki başvuruları reddeden CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile de kesinleşmiştir. 2010 ila 2011 şampiyonluk kupasını bir yerlerde aramak da hukuki başvuru yolları ile geri alınabileceğini beklemek de boşa vakit kaybıdır. İster oy elde etmek için, ister başka bir amaçla bu yalanlar ile kitleleri oylamakta kandırmak da ahlaksızlıktır. 2010 ila 2011 şampiyonluk kupası sonsuza dek müzemizde olacaktır ve ziyarete açıktır. UEFA'nın disipline ilişkin vermiş olduğu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onanan kararlara karşı olağan bir yargı yolu bulunmadığından, sonrasında ise ulusal mahkemelerce verilen beraat kararları 11 yıl sonra kesinleştiğinden bir müracaatta bulunulamamıştır. Bu konuyu ağzına pelesenk edenler de bu imkansızlığı çok iyi bilmektedir. Ancak kamuoyundan ısrarla saklanan gerçek ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hakkında UEFA tarafından verilen disiplin kararlarının TFF'nin yönetsel kararlarına dayandırıldığıdır. Bu husus UEFA'nın yargı süreçlerinde sunduğu yazılı deliller ile sabittir. Bunun içindir ki Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA tarafından verilen disiplin kararlarının mali sonuçlarının tazmini talebiyle TFF aleyhine dava açmıştır. Açılan bu davada verilecek karar ile UEFA tarafından TFF yönetsel kararlarına dayandırılan disiplin uygulamalarının haksızlığı yargı kararı ile ortaya çıkacaktır. Döneminin TFF yönetiminin FETÖ'cü unsurları tarafından Fenerbahçe'nin UEFA'dan disiplin cezası alması sağlanmış olup, Türk yargısı bunun kurumsal sorumluluğu hakkında bir karar verecektir. Bu itibarla, Fenerbahçe, UEFA'dan ceza aldı, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi bu kararı onayladı. Fenerbahçe bu karara karşı bir şey yapamadı, şeklindeki söylemler, halen sürmekte olan davalar karşısında içi boş, tamamen spekülatif bir yalandır.